mümkün değil. Niçin değilim işi mümkün? Postacığım, sen bekle, biz döneceğiz. Tamam. Hasan gel. Bal gibi mümkün. Ben yazdım diye. Mümkün değil Ramiz baba. Niçin değil? Bu postacı. Niçin mümkün değil yazmasın o imzasız mektupları? Postacı hem yazar hem dağıttırır. Bak velospeti var. Bu yalancı velospetli mi yazacak o mektupları? Mümkün değil. Mümkün, mümkün. Mümkün değil. Yalan söyler Ramiz baba. Mümkün, mümkün. Biz baba mümkün değil, şunun halına baksana. Mümkün değil Hasan, bak ben yazdım değil, ben. Ya biz baba yalan söyle pis velosipetli. Şunun halına baksana, ne kay gerizekalı gözü ki. Hiç sanay mısın bu gerizekalı yazacak bu aşk mektubini? Nasıl getirsin arka arkaya o kadar güzel süzi de yazsın aşk mektubu? O vakit sen değilsin bu yalan söyle. Öyle. O vakit anlayacağız. Nasıl? Gel benimle. Postacı. Demek bu mektupları sen yazarsın öyle mi? Öyle. Ben yazdım. Seveyim pembeyi. Hey, çok güzel. Öyleyse yaz bir mektup daha getir okuyalım. Ne? Hasan aferin. Ne kadar güzel düşündün. Ben düşünmemiştim ona. Aferin Hasan. Evet postacı. Yaz daha bir kere mektup gülelim. Hatırlay mısın neler yazdın? Ruhumuza açılan kapılar. Kalbimin derinliklerinde kapılar. Ya yiyecek ka, ekmek, yakacak ka. Odun. Odun. Ya ölüm uzak. Aşk yakın. Diler gene ağlardım bir an. Yaz, yazarsın, yürü, yaz. Ne oldu be postacı, sarardın, soldun. Korktun mu yoksa? Niçin korkam? Yazarım mektup. Postacıyım ben. Yaz, yaz postacım. Yaz Cemal'im benim, yaz. Yaz sen, ben daha bir kere ağlayacağım. Ağlayacağım. Getir mektubu, götür kızı. Asıl? Üre ben lafın gelişiyle süredim. Postacı, hadi biz gideyiz. Hayda. Kazacım. 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 Mümkün değil. Ne kadar sevindim anlatıramam Meryem abla. Kız sen bilmedin ki Ahmet, Zarifecik aralarında bir hangi şeyler oluyor? Biliydim ama söyleyemedim. Yemin ettirmişti Ahmet Efendi. Nereye kayboldu bu kız şimdi? Ne bileyim abla. Belki utanmıştır ne vakit gördüm müstakbel kaynanasını. Olabilir. Kız sen bilemedin ne vakittir seveyler birbirlerini. Hasan hem benim gibi çocukluk aşkı mı? Hiç bilmeyim ablişka. Gelir şimdi, merak etme. Ne konuştular acaba? Ne var konuştular? Ahmet ile Zarife'nin mürüvvetini konuşmuşlardır. Mehmet. Hı. Hatice abla sevmiş midir dersin? Sevinmiştir derim. Çevirirsin çevirirsin aynı şeyleri soruyorsun kardeşim. Heyecandan ne yaptı gibi mi bileyim Mehmet? Çok mu seviyorsun Zarife'yi? Seviyorum. Çok seviyorum. Bak bak nasıl hata, getir. Getir bak. Allah Allah. Evlilik. İsteyorsun birden evlenesin değil mi? Öyle. Öyle Mehmet, isteyim evlenim. Merak etme kardeşim, alacağız o kızı. Alacağız değil mi? Olmadı kaçıracağız. Vereceğiz seni. Hadi ana. İsti çocuk Hasan, çok isti çocuk. İsti mi? Bildiğin deli. Ben hissetmiştim ondaki kabiliyeti. Yüzlerindeki ışığı gülmüştüm. Söyle bana, Balkanlarda kaç tane velospit var? 16. Biri kimde? Tabi bunda. Onda. Demek ki kabiliyeti var, ona vermişler. Ramiz baba, eğer ki o aşk mektubunu yazsın, ben bu bıyıkları tek kökünden keserim. Keserim Hasan. Göreceğiz bak. Keserim dedim bak. Göreceğiz dedim. Hasan, biz gene de emin olmadan hiç kimseye söylemeyelim. Tamam, söylemeyelim. Of,
Ben şimdi ne yapacağım? Nasılsın postacı arkadaş? İyiyim. Affedersin, çok merakımı celbetti. Ne konuştunuz acaba Ramiz ustalarla? Sana nerede konuştuk? Benim tepemin tasını attırma. Çok fena olurum sonra. Ne konuştunuz deyim. Şuraya! Dur dur. İsimsiz bir mektup gelmiş. Sordular acaba kimden gelmiş? Sen ne söyledin? Ben. Bilmeyim dedim ben. Bile. Nereden bileceksin? Haydi görüşürüz. Zudi. Süle. Sütçülerin kralı. Canım arkadaşım. Sen bilir misin acaba kim yazar o isimsiz mektupları? Ben nereden bileyim? Adi üstünde isimsiz mektup. Hem sen o akıllı kafanı yorulturma böyle işlerle. Sen takıt mektuplarını. Haydi. Kalsak üzüle. Deli midir, budala midir nedir ya? Of Allah Allah. Beni öptü. Ben şimdi ne yapacağım? Nasıl yazacağım o mektupları? Yengem gele. Ahmet. Zarife. Lazım biraz konuşalım. Ne oldu Zarife? Konuşalım deyim biraz. Konuşalım olur. Emniyet sebebiyle sevkinize karar verildi. Nereye götürüyorsunuz beni? Mahkeme Pürsüçan kasabasında görülecektir. Pürsüçan'da mı? Evet. Tutuklunun Pürsüçan'a sevki için gereken hazırlığı yapın. Derhal yola çıkarın. Emredersiniz komutanım. Ne konuşacağız Zarife? Niçin yaptın bunu? Niçin birden yolladın Meryem ablayı? Anam sizinkilerle konuşsun. Hem Hatice abla hem Ramiz de bilsin istedim. Onu bileyim ama bu acelen için Ahmet. Seni çok seveyim de ondan Zarife. Düşündüm. Aileler bilsin dedim. Hem biz daha rahat görüşelim dedim. Ben seni anlayayım. Ama lazım sen de beni anlayasın. Korkutturuyor beni ne vakit her şey böyle hızlı oluyor. Hem utanayım hem de sıkılayım. Hem ben sana ne dedim Ahmet? Bana biraz vakit ver demedin mi? Peki, sen tamam diyene kadar evlenmeyeceğiz. Ahmet. Ailelerin bilmesine ne sakınca var? Ahmet. Tamam. Sen ne vakit istersen, sen nasıl olsun istersen öyle olacak. Siz verin. Ben Lazım Mehmet dünden merak etmiştirler. Zarife seni çok seveyim. Girin. Mustafa'nın haberi var. Ne diyorlar? Mustafa'nın Pürsüçan'a sevkine ve mahkemenin burada görülmesine karar verilmiş. Ramiz Efendi'ye haber verelim mi? Sağ ol İlyas Kumandan, biz haber veririz. Ortalığı telaşa vermeyelim. Biraz daha bekleyelim. Haklısın. Şimdilik Ramiz amcalara bir şey söylemiyorum. Emredersiniz. Ahmet. Nesli'ymiş konuşsun Zarife. Kızmış biraz. Neye kızmış? Anam gitti ya Hatice ablaya konuşsun. He. Herkes haberdar oldu. He. Ona işte. Hallettiniz mi bari? Hallettik, hallettik. Halledin.
Harika. Söyle bakalım ne haber getirdin? Mustafa tutuklanmış. Tutuklanmış mı? Bugün geldiği haberi. Keşiş Yordan'ı öldürmüş, onun için tutuklamışlar. Peşine manastıra götürmüşler. Şimdi de Pursi Çağ'ına sevk edilmişler mahkeme için. Herkes değil ki idam edilecekmiş. Bekleyemedi ben alam canını. Ben şimdi ne yapayım istesin? Lazım mıdır? Dönem Mustafa'nın adamlarının yanına. Her ihtimale karşı lazım dünesin. Mustafa mahkemeden paçayı kurtarırsa sen alacaksın o şerefsizin canını. Haydi git şimdi. İvan! Hırsıçan'daki bütün Bulgarlara haber salasınız. Mustafa mahkemeye getirildiği vakit kargaşa çıkarsınlar. Biz de bunu fırsat bileceğiz. Kasabayı basacağız. Haydi. Sıkılmasan Meyrem abla, Babiçkom gelsin birden konuşacağım. Ey. Ben de bu akşam Dilaver'e sülerim, em geliriz. Bekleriz, bekleriz. Hey, haydi. Haydi, hayırlı günler. Haydi. Teğana babamlar da geldi. Hoş geldiniz Babiçko. Biz geldik Hatice'm. Hoş geldin kocacığım. Babiçko, isteğim bir şey süleyem sana. Süla. Ben de isteğim bir şey soram sana. Sor. Ama içeride isteğim soram. Peşin Hatice sülatsan. Babiçko, isteğim bir hangi çok mühim şey süleyem sana. Ondan ötürü ben de isteğim içeride süleyem. Allah Allah bak. Neler oluyor Hatice'm, neler oluyor? Peşin Babiçko'ma süleyeceğim, ondan sonra sana süleyeceğim. İçeride soran mı baba? Hatice sülatsın. Yok. Haydi siz konuşun. E al vakit. Peşin sen gel. Peşin gel. Haydi. Burada neler dünü atacağım? Bir an şey dün mey. Bilim dünü. Neler dünü? Dün mey süleyeceğim, sabret. Sen süle kız, burada neler dünü? Süle bakalım. Bir şey isteyem soran babiçko. Bilim ne soracağım. Buldunuz mu isim sizi? Bulamadık. Bulamadınız mı? Aklımda bir iki kişi var ama emin değilim. Kim imiş baba? Emin değilim dedim. Ama ne vakit söyleyeceğim çok şaşıracaksın. Ne deysin baba? Emin değilim dedim. Ablanı çağır. Söyle. Ablanı çağır dedim. Haydi. Oldu. Haydi. Söyleseydin babiçko. Haydi. Abla babam seni çağırır. Geldim. Duymuşlar mı? Yok ama çok şaşıracak imişim. Ne vakit duyacak imişim. O ne demek oluyor be? Ne bileyim ben de anlamadım. Müjdemi isterim. Sen peşin haberi söyle. Ben sana vereceğim müjdeni sonra. Tegana söyleyeceğim. Söyle. Hay bilmeyim nasıl söyleye. Birden söyle. Zarifecik, Ahmet. Seveymişler birbirlerini. Ya seveymişler mi? Öyle Asal hem ben gibi. Bak sen dedesinin küçük kumrusuna. Müjdeyi hak ettin. Ne o erkencisin bugün? Oyalama beni kardeşim, lafa tutma. Görmeyin misin? İşim var ya. Allah Allah ya. Anca konuş. Nerede kaldı bu Zarife? Nereye gitti anlayamadım ki abla. Niçin her şeyden en son benim haberim olayım? Niçin Hatice Ünce kocasına değil de gidip babasına söyleyeyim? Ha? Niçin ben adam yerine konmayayım? Enişte sabret biraz, ügreneceksin şimdi. Sen bilir misin? Bileyim. Sen bilir misin? Bileyim. Sen bilir misin? Bileyim. Sen? Bileyim. Sen? Bileyim. Ya ben niçin bilmeyim? Nihayet geldi. Nereye kayboldun sen? Lazım bir Ahmet'le konuşalım. Zarife. Küçük Zarife. Kumrum. Gu. Kumuracık. Demek birbirinizi seviyorsunuz öyle mi? Seveyler em nasıl seveyler? Kim kimi sevey? Hatice'm ne oluyor? Asan. Saglam dur şaplanacın. Ahmet. Em küçük Zarife. Seveylermiş birbirlerini. Te çocukluktan beri aynı nice biz. Ne? Ulan. Ne kadar sevindirdin beni. Kumruçik ne kadar sevindirdin. Üle. Vallahi ben de çok sevindim. Ne kadar sevindim anlatamam Bülent. Düğün ne zaman düğün?
Hatice, istemdi ki yapam. Ben de isteyim. Zarife, iyi misin? Ben iyiyim. Müsaade ederseniz yukarı çıkalım. Utandı. Olabilir. Olabilir. İlla utandı kız. Utandı. Ana, sonunda gelebildin. Geldim. Ne oldu? Ne dedi Hatice abla? Çok sevindi. Çok mu sevindi? İlla. Canım anam. Sağ olasın ana. Yavrum benim. Akşam da önce babanla konuşuruz hem sonra gideriz. Tamam. Haydi hayırlı olsun. Haydi. Hatice, lazım hazırlık yapalım. Haydi, acele edelim, haydi. Bu akşam gelecekler, konuşsunlar. Peki biz konuşalım, sonra da haber verelim Alex'lerine ya Zarife'ye. Öyle yaparız. Hatice, isteyin bir şey soram. Şimdi ben Ahmet'in dayısıyım, Ahmet benim yeğenim. Ben onun dayısı olayım. Zarife'nin de eniştesi olayım. Öyleyse bu durumda Süleym bakalım ben ne olayım? Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hoş geldin Bediye teyze. Ne var ne yok? Düğünümüz var, düğünümüz. Düğün mü? Bizim Zarifecik em Ahmet seveymişler birbirlerini. Birbirine ama bak, olur mu benim haberim olmasın? Bu kadar senelik gürücülük yapayım, ben en mi son anlayacak idim? Aşk olsun size. Sesli oldu böyle Bediye teyze, biz de yeni öğrendik. Hadi bunun hayırlısı için yap birer kahve. Haydi. Gel, kalk Asan, kalk. Birine Hanım gelin. Gel de otur Hülay. Ne oldu Zarife, söyle. Artık nasıl söyle, ne konuştun Ahmet'le? Zarife niçin susaysın? Söylesene ne oldu? İstemeyim ben bu iş bu kaceleli olsun. İstemeyim ben birden evlenem. Ahmet'e de tam tebüle söyledim. Peki o ne dedi? Sen ne vakit böyle söyledin? Tamam dedi. Sen merak etme dedi. İyi. Anlamış demek ki seni. Öyle söylemiş, merak etme demiş. Mustafa Bey değil mi bu? Niçin tutukladınız Mustafa Bey? Mustafa'nın öldürdüğü kişinin kaymakamı vuran adam olduğu ispatlanamazsa mahkemenin vereceği karar açık. Ya ispat etmenin bir yolunu bulacağız ya da... Mustafa'nın asılmasını bekleyecek değiliz Ahmet abi. İcab ederse onu kaçıracağız. Önce bir sevki yapılsın da mahkemenin gidişatına göre icabını düşünürüz. Oldu galiba. Hayati, dinle bakalım. Dinle bak. Güzellerin güzeli nokta nokta anım. Okumayım sana ismini, dedikodu yapmayasın. Ne vakit gördüm seni, gözlerim oldu şaşı. Ne vakit duydum seni, kulaklarım oldu tazi. Ne vakit gördüm endamını, verespidim şahlandı. Ben sana yandım, anla artık be güzel. Olmadı değilsin. Öyle mi değilsin? Ben de olmadı değil. Olmadı. Ne kağı borcum usta? İki akçe vereceksin Acali. İki akçe mi? Ne kağı pahalıymış ya? Öyle, yalnız iki akçe vereceksin. Eyvallah, sağ olasın. Sen de sağ olasın. Haydi, hayırlı işler. Hadi eyvallah. Geçmiş olsun Hacı abi. Sağ olasın kumandan. Geçmiş olsun beyler. Sağ olun. Bu olaylar çok fena oldu. Kurun yanında yaş dayandı. Herkesin zararı büyük. Güle. Recep efendi, saçını sonra halledelim. Mühim bir işim vardı da. Haydi. Evet.
Duydunuz mu? Keşler katilini pürsiyona getiriyorlarmış. Hadi yürüyün. Yürüyün. Hadi yürüyün. Papazımızı tutuklarlar. Keşişleri vururlar. Yeter artık. Yürüyün. Hadi yürüyün. Ne duruyorsunuz? Yeter artık. Hayır. Yeter. Beriye Hanım, Cabbar Efendi'ye çok geçmiş olsun sülersin benden. Sülerim, sülerim. Hem de sülersin, yakında düğünümüz var. Karşılıklı gibek atacağız. Bir de eylesin. Geldin mi koca suyuda? Geldim ustacığım. Sana güzel haberlerim var. Hayırlı olsun inşallah. Ya, hayırlı, hayırlı. Ya, kızlarımdan daha bir tanesi evleniyor koca suyuda. Güreceğim mürvetine ya Allah'ın izniyle. Öyle mi? Bila. Öyle mi Ramiz Usta? Bila. Öyle Südü, öyle. Kızlar evleniler. Sana kaç tane buldum ben? Ayşe, Aliye, Behiye, Cevriye, Dürüye, Samiye, Saniye, Şadiye, Hilmiye, Necmiye. Kadriye, Şerife, Selime. Şerariye. Zümrüt, Zümbül. Artık adlarını unuttum. Sen? Yalnız otur. Affedersin Ramiz Usta, merakımı celbetti. Hangi kızını vereceksin? Küçük olanı. Küçük olanı mı? Küçük olanı pembeyi mi yani? Küçük dayım be, Zarife'deyim. Küçük Zarife'deyim. Ha, Zarife. Çok güzel. Verin gitsin. Zamanı geldi. Genç zamanda gitsin. Hemen evlensin. Hadi ben de gideyim artık. Ha. Cabbar Efendi yalnızdır. Ya Bediye Hanım, gelemedim ziyaretine. Hoş görürsün bana. Tamam, tamam Ramiz Efendi. Kalın sağlıkla. Çok geçmiş olsun Bediye teyze. Mahsun yüreğim. Oldu mu acaba? Hayati, dinle bakalım. Vardır sana çok kuvvetli işlerim, senden medet beklerim. Velespidim em da mahsun yüreğim. El ele yürüyelim. Olmay. Olmaz Cemal, olmay. Madem ki bu adam beğenmeyip pembe nasıl beğensin bu mektubu? Haydi Cemal, yılma Cemal. Mahmut, artık bize bir an evvel istihbarat vermen icap edeyim. Bir malumat alır almaz bildireceğim efendim. Bir an evvel. Ama bir an evvel ittihatçı toplantılarının yerini ve saatini öğrenmen lazım. Bu kasabada toplandıklarını biliyoruz. Gözünü ve kulağını iyice ama iyice aç. Duydun mu? Duydum. Emredersiniz efendim. Saygılarımla efendim. Mustafa birkaç saate kadar burada olur. Artık Ramiz amcalara haber versek iyi olacak. Haklısın. Zabitlerden birini göndereyim istersen. Hayır Ahmet abi. En iyisi ben kendim gidip haber vereyim. Tamam. Sonra görüşürüz. Görüşürüz Ahmet. Yukarıdalar. Ben nasıl yatışam hepsine babiçko? Haydi kızcığım git çakır. Hatice haydi gel gel. Haydi afiyet olsun. Ha, birden yiyelim birden kalkalım. Eren gelebilir amcasının kaymakamı. Ramiz baba. Şimdi Dilaver gelecek onunla konuşacaksınız da. Lazım bu işi Alex M. Zarife'ye de haber verelim. Öyle öyle lazım bilsinler. Ya biz gideriz ya onlar gelir. Kız babasından istenir değil mi? Öyle öyle doğru. Bana kimse sormayın mı? Sormaz olurlar mı? Dedesinin İskender, sana da soracaklar. Abla senin ablan. Dedeler, anam sizi yemek açar gibi. Gelirlermiş hayırlı bir iş için. Ne? Hemen mi? Birden mi gelirler? Yok, sanmayın birden gelsinler. Anam babam burada değil, Zarife istesinler gelsinler seni. Neyse, haydi inelim aşağıya, öğreniriz. Haydi Zarife. Babam nerede kaldı ana? Gelir şimdi Ahmet, gelir. Sen de ne kadar meraklı mısın evlenesin? Ondan değil be Mehmet.
Geç kaldım, merak ettim. Öyle öyle tabii, kesin. Umar uğraşma çocuğumla. Tamam ana. İyi. Hadi biz başlayalım. Kristo, haydi meydanda toplanayız. Geleyim. Baba. İçeri buyur etmeyeyim misin babanı? Buyur geç. Kocan evde mi? Yok, gelmedi daha. İyi öyleyse. Buyur. Hayda bitirin bitirin, acele edin bitirin bitirin. Aa, sen niçin istesin boğazımıza dizesin? Haydi acele edin, bitti bitti, tamam bitti haydi. Aslan yemek vaktinde gelinmez. Yemekten sonra gelinecek. Olsun, biz her daim hazır olalım. Abla kim geliyor ne geliyor hiç anlamayayım. Kız sen niçin hala soraysın? Bilmiyor musun kim geliyor? Meryem ablalar geliyor. Anlasın kaymakam geliyor. Aynı şeyler konuşacağız. Hatice, kahvemiz var mı kahvemiz? Var, nasıl olmasın kahve? Kahvesiz olmaz. Ha, sanacaklar ki Hasan'ı gelsinler istesinler babiçko. Beni niçin istesinler? Ben zaten evliyim, süredeki lafa bak. Tübe tübe tübe. Kömrem, güzel kömrem. Bırakacağım bizlere de gideceğim öyle mi? Daha dur babiçko, erken. Rabiz baba, o kadar sevdiğim ki benim küçük baytakımla seninle küçük zarifle evlenecekler. Biz olacağız seninle akraba. Ha öyle öyle, gel seni üpem akraba Hasan. Gel, ben de seni üpem akraba Rabiz. Hasan, efendim, bu kim? Benim kaymaklı sütlacım Hatice. Karın değil mi? Karın. Ben kimim? Tebbu'nun babasısın. O vakit biz zaten akraba değil miyiz? Ama bu eski akrabalık. Ben deyim yeni akraba olacağız. Niçin hala ikna edemezsin kocanı? Yaptım ne var ise yapan baba, bilesin. Olmadı. Bak, aç kulağını, ey dinle beni. Artık lazım barıştırasın kocanı babasıyla. Yarın bir gün Dilaver Efendi'nin başına bir şey gelirse, ki Allah göstermesin, Hacı Ali mirastan mahrum kalır. Biz de avucumuzu yalarız. Anlayır mısın şimdi beni? Tövbe tövbe. Niçin bir şey gelsin Dilaver babanın başına? Sen beni dinlemeyin misin? Gir o eve. Yakınlarında ol. Güvenlerini kazan. Ügülen ne olayı ne biteyi. Anladın mı? Sakın unutasın dediklerimi. Sakın. Cemal. Ne yapıyorsun Cemal? Çok dertliyim. Neçesin dertli? Derler ki, derdini söylemeyen derman bulamaz demiş. İsteyin bir mektup yazam sevdiklerime ama bir türlü yazamayın. Vay 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 arkadaşım. Sevdali postacı. Kim imiş bu sevdiken? Süleyemem. Süle be. Süleyemem. Madem söylemeysen mektubu oku. Oh, okuyamam, çok fena. Fena mı? Çok. Sen söyle, sen oku. Ben söylerim sana fena mı değil mi? Öyle mi desin? Söylerim, oku. Seni ne vakit gördüm, velespidi bile görmez oldu gözlerim. Bile başlayın. Nasıl? İyi mi başlayın? Fenaymış. Devam et, belki düzelir. Devam edelim. Sonra ne vakit gördüm yüzlerini, gördüm yüzlerini, üfürdün yüzüme, sanki rüzgar üfürdü yüzüme. Düşebilirdim te o vakit velespitten. Velespitten o vakit düşebilirdim. 16 tane de olsa dur, Balkan... Devam etme. Devam etme, dur. Çok fenaymış. Ver buraya. Ver buraya. Vay vay arkadaşım, nasıl bir yazıdır? Ayak inleme yazdın bunu. Nasıl okunsun bu? Em Cemal, sen kime aşıksın? Ha? Velospide mi, Kiza mı? Kiza.
Gelmeyesin üstüme. Dedim ya kötü. Of of. Ne yapacağım ben şimdi? Bu sütçü çıraki istersen sana yardım edebilir. Sen mi bana yardım edeceksin küçük adam? Ben ya ben. Tutmadı mı gözüm? Sana çok isli bir mektup yazabilirim. Say mı? Yazar mısın? Yazarım. Ama vardır bir şartım. Neymiş o şart küçük adam? Bana bugünden sonra küçük adam demeyeceksin. İster misin, istemeyim misin? Ben gideyim. Dur, dur. Hey. Al bakalım. Haydi bakalım. Peşin velospidi unut. Ne? Velospidi mi unutam? Velospid yok. Niçin? Bitti. Artık sade sevdikanın yüzü var. Haydi kardeşlerim, hesap vakti. Keşiş katili. Haydi yürü. Gösterelim gününü. Haydi. Yürü. Gösterelim gününü. Haydi. Petro. Yeter değil mi be yaptıklarınız? Çektiğim şey ya. Yanlış yaparsınız. Memlekette kadı var. Adalet var. Bırakın her şey usulüyle hallolsun. Daha fazla düşmeyelim birbirimize. Sen de o kara kalpakların soyu değil misin? Çekil be. Çekil neyse sen be. Ne neyse. Çekil be. Hadi yürü. Hadi yürü. Bitti. Haydi haydi. Oku bakalım. Mümkün müdür bir insan sığdırsın yüreğini satılara? Mümkün müdür kor bir çiçek açsın kış vakti karların altında? Yaz günü karlar yağsın pelister dağına. İşte o kadar mümkünsüzdür. Nasıl anlatam sevdamı sana? Yine de isteyim ben imkansız olanı. İsteyim pelister dağından bir anka kuşu getirsin sana yüreğime. İsteyim bir küçük balık Vardar Nehri boyu yüzsün, sülesin er gördüğüne. Ne kadar çok seveyim seni. İnanayım masallara, inanayım efsanelere. Bileyim ki insan ne vakit sever, en mümkünsüz bile mümkün olur. Bitti mi? Bitti. Çok güzel oldu. Çok beğendim küçük adam. Çok güzel oldu. Hop hop hop. Ne anlaşmış dedik? Ne anlaşmış dedik? Çok çok affedersin. Zudi. Koca Zudi. Büyük Zudi. Tete Buka Zudi. Ver bakalım. Haydi. Haydi. Her şey çok iyi pazlanmış. Allah Allah, çok geç kaldı babam. Bir hangi şey mi oldu? Ben giden bakan mı ana? Bak Mehmetciğim. Peşin hükümet konağına git. Hı. Ahmet Ekrem kesin bilir nerededir. Haydi. Haydi, hem dikkat edesin. Haydi. Hacı Ali. Ne oldu sana? Dur geleyim. Yanaki. Efendim abi. Şu karaya baksana. Ne var? Bak bak. Hemen yetkililere haber vermemiz lazım. Önce bu kareyi büyük bir kağıda basmamız lazım Yanaki. Evet abi, haklısın. Haydi çabuk olun, haydi toplayın. Haydi, haydi Emine. Eydeyiz Aslan, eydeyiz. Yogurt'u da al. Enişte. Sen de minderleri topla. Haydi, haydi, haydi. Haydi, haydi kaldır. Haydi, haydi, çabuk, çabuk. Haydi. Nere? Babiçko. Ha, söyle. Bak ne deyin. Fazla mı telaş ediyiz, böyle birden gelirler mi istesinler? Zaten gelmeyecekler istesinler. Gelecekler, konuşsunlar. Öyle değil mi ablacığım?
Kız senin aklın puslu akılla değil. Niçin böyle durup durup aynı şeyi söylesin Loçka? Ah geldi. Ya çekil lan. Gel. Amcasının kaymakamı. Gel. Dilaver. Dilaver o kadar sevinim ki. Seninle biz akraba olacağız. Gel seni bir öpem. Oh. Sen dur ne yapayım sen Hasan? Ramiz amca. Ben mühim bir şey söylemeye geldim. Biliz. Zerfecik. Haydi kahveyi koy. Hadi. Kahve. Hadi. Dilaver. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Hatice. Bize de Meyrem abla söyledi. Neyi söyledi Meryem? Ben neden bahsettiğinizi anlamadım. Anlamadım değil mi? Anlamadım değil. Çünkü kahveyi bekley konuya girmek için. Kahveyi getir lan. Kahve gelsin. Ramiz amca. Ha, şimdi hatırladı güzel anladım. Silah. Mustafa'yı tutukladılar. Ne? Nedeysin sen be? Ne? Sen nedeysin? Nedeysin be? Ramiz amca. Ha. Manastırda bir keşişi vurma suçundan tutuklandı. Şu anda Pürsican'a sevk ediliyor. Gitsek iyi olur. Ya, dağda değil miydi? Manastırda ne iş var? Haydi, haydi çekil lan. Çekil. Haydi. Acele edin. Acele. Haydi. Haydi. Yazdım. Ramiz Efendi. Hasan Efendi bakın ben ne getirdim size. Çekil. Nasıl olmuş Dilaver amca? Anlat ne olmuş? Ama mektup getirdim. Agrim var mı? Biraz agrim. Niçin kavga ettin be Acale? Kavga değil be Belkis. Mustafa abi için agresifler söylediler. Ben de dayanamadım. Ne oldu Mustafa abi? Güya manastırda bir keşişi vurmuş. Bile söyleydiler. Kaymakamım, Mustafa ne vakit gelecek? Nerede kaldı bunlar? Birazdan gelirler be amca. Ne oldu? Kasabaya girmişler. Biraz için burada olacaklar. Toplum başıma geldi. Kimseyi yaklaştırmayın. Rabbim sen bizi koru. Kolaysa gelin alın. Yemin ederim. Edin sürüsüz mü? Kaç kişinin hayatını kurtardı o sizin beklemediğiniz harekat vakti. Hasan. Yaklaştırmayın. Mustafa iyi hissettin mi? İyiyim baba. Merak etme sen iyiyim. İlyas dışarıdaki kalabalığı dağıtın. Boş üstüne. Sana ön hücreye götürün. Ama kaymakam bey. Bir maşayı duydunuz. Hücreye götürün. Gel Ramiz amca. Tamam sakin olun. Herkes beni dinlesin. Sanık yakından mahkemeye çıkacak. Eğer suç değilse cezasını çekecek. Daha fazla olay yaparsanız hepinizi tutuklarım. Beni mecbur etmeyin.
Haydi şimdi Fidler. Yavaş yavaş takılın. Abdül. Bütün kasabada tedbirleri büyütün. Kimsenin toplanmasına izin vermeyin. Baş üstüne efendim. Geçmiş olsun Mustafa Bey. Sağ ol. Mustafa, ne oldu Mustafa? Ne oldu Mustafa? Ne oldu bile anlat bize. Ne oldu İlyas? Silah sesleri duyduk. Dagılıyor efendim. Sağ ol. Ne olacak şimdi? İstanbul'dan gelen emirleri bekleyeceğiz. Kaymakam Bey, İstanbul'dan telegraf var. Ne oldu Ahmet abi? Ne yazar telegrafta? Mahkemenin bir an önce başlamasını istiyorlar. Yabancı devletlerden gözlemciler gelecekmiş. Mahkemenin adil olup olmadığını anlamak için. Hiç şaşırmadım. Bu gece Selanik'ten yola çıkıyorlar. Yarın sabah burada olacaklar. Dur, nereye? Kumandanı görmemiz lazım, çok acil. Mustafa'm, sakın üzülme sen. Hakikat bir gün mutlaka ortaya çıkar. Rabbim dogri olanların hep yanındadır, değil mi Hasan? Dogri Süleyman Ramiz Baba. O keşiş kıyafetindeki adamın kaymakamı vuran adam olduğu gibi muhakkak çıkacak ortaya. Bu vaziyette gerçeğin ortaya çıkması zor gözüküyor. Üzgünüm ama kendinizi kötü hazırlasanız iyi olur. Sen ne dersin Mustafa? Niçin bile konuşuyorsun? Konuşma bile, konuşma. Mustafa, İstanbul'dan telgraf geldi. Mahkeme sürecinin bir an önce başlamasını istiyorlar. İyi, başlasınlar bakalım. Mahkemeye tanıklık etmeleri için yabancı gözlemciler yolluyorlarmış. Sen bu keşişin suikastçı olduğunu nereden öğrendin? Sandanski'den. Sandanski'den mi? Sandanski kim? Makedonya Kurtuluş Örgütü liderlerinden biri baba. Ama bunu mahkemeye açıklayamam. Ama niçin açıklayamazsın Mustafa? Açıklarsam örgütünü ihanet etmiş olur. Mustafa, senin hayatın söz konusu. Yapamam Dilaver. Kaymakam Bey, Manaki kardeşler sizinle mühim bir mesele konuşmak istiyorlar. Görüyor musunuz? Kara Kalpaklı'yı kendi devleti asacak. Sonun düğleymiş Mustafa. Birer birer temizleni önümüzdeki engeller kardeşler. Zafere çok az kaldı. Getir getir. Oy. Getir kocasıyı da. Haydi bakalım. Hop. Haydi Ziyade, sen çık. Usta, inşallah kurtulur Mustafa abi. Dualarım onunla. İnşallah Zidi, inşallah. O deme. Haydi be Hatice, haydi be. Patlattırmayın insanı, aklımı alıyorsunuz. Tegana gümlekim yırtıldı. Hayda. Günümüzsün Hasan. Girin. Yabancı gözlemciler geldi kaymakam bey. Gelsinler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım mahkeme suçluya gereken cezayı verecektir kaymakam bey.
Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın Mr. Jones. Haydi birden acele edin, bekleyler. Dur abla, kıpraşma. Kız ne yaparsın ya bunu? Ver pembe, ver. Gel bakalım. Ay! Kız bir hangi şey beceremeysiniz. Sen gel. Aslan nerede kaldı bunlar? Hatice! Çekil lan! Hop ben geldim. Sen nereden çıktın be postacı? Acelemiz var haydi. İyi, mektubu getirdim. Hatice! Ver bakayım. Hatice! Okumayacak mısınız? Şimdi acelemiz var, sonra okuruz haydi. Ha, öyle öyle, sonra okuyacağız haydi. Biz okuyunca sana haber veririz haydi. O zaman. Hatice! Haydi kış kış haydi. Haydi. Gittin mi? Haydi git. Haydi. Nerede kaldınız be Hatice'm? Geldik Hasan, geldik. Haydi. Mahkemenin başlamasına az bir süre kaldı. İsterseniz çıkalım. Geciktik değil mi Hasan? Hep çok geç kaldık Ramiz baba. Çok geç kaldık hep bu Hatice'nin yüzünden. Hasan. Ya yalan mı Hatice? Çok geç kaldın sen. Enişte böyle konuşa konuşa daha yavaş gidelim. Sus da hızlı gidelim. Haydi hızlı hızlı. Öyle sus lan. Oo Bediye Hanım. Nerede kaldınız şimdiye kadar Ramiz Efendi? Geç kalız. Geç kalız çünkü hep Hatice'den ütürü. Hasan koca Mehdi mahkemeye gümlekin yırtık mı gelseydi? Sen terzi karısısın. Hiç çıkılır mı yırtık gümlekle dışarı? Niçin konuşuyorsun o vakit? Kesin be, kesin. Cafer Efendi nasıl, bana kızmadı değil mi? Sana kızar mı Ramiz Efendi? Ne laf söylesin Allah aşkına. Say bile kafası biraz bir şişti, bum var gibi oldu ama aklı yerindedir Allah'a şükür. Çok şükür, çok şükür. Hayda, hayda. Hayda, çok geç kaldık, hayda. Ekmeğin kutuğuna sana! Aslanın o herifi! Size ayrılan yerler burası, buyurun. Bakri pis herifler. Hasan. Nerede kaldı bu manakiler? Mahkemenin sonuna doğru gelecekler Ahmet abi. Merak etme, güvenli bir yerde tutuyorum onları. Herkes ayağa kalksın. Kara Kalpaklı lakabıyla bilinen Hüseyin oğlu Tıbbiyeli Mustafa'nın kasten adam öldürmek suçundan sanık olarak yargılandığı dava görülmeye başlamış. Daha biraz bekleriz. Tamam.
Tamamdır. Hazır. Ramiz baba, hani bir şey göstereceklerdi. Bilmem Hasan. Şahitleri dinledin. Son olarak söyleyeceğin bir şey var mı? Nerede kaldı bunlar Dilaver? Bilmiyorum Ahmet abi, gelmeleri lazımdı. Var efendim. Dinleyelim. İlk olarak size şunu söyleyeyim Kadı Efendi. Amacım keşiş olduğu iddia edilen kişiyi öldürmek değildi. Amacım kendisini yakalayıp adalete teslim etmek. Biri zabitlere haber versin. Çabuk olun, çabuk olun. Koşma esnasında kendisi belimden silahımı çekerek beni vurmaya kalkıştı. Kendimi savunmaya çalışırken silah patladı. Son olarak Kadı Efendi, istemeden öldürdüğüm kişi bir keşiş değil, kaymakam efendinin katilidir. Peki bu kişinin kaymakam beyi vuran şahıs olduğunu nereden biliyorsunuz? Bu konuda daha fazla söyleyecek lafım yok Kadı Efendi. Sülesene be Mustafa, sülesene be haydi. Efendiler susun. Bu kişinin kaymakam beyi vuran şahıs olduğunu ispatlayacak bir delilin var mı, yok mu? Yok Kadı Efendi. Kadı Efendi. Ama bizim bir delilimiz var. İzin almadan konuştuğum için özür dilerim. Ama meselenin aydınlığa kavuşabilmesi için mahkemeye sunacağımız bir delilimiz var. Allah Allah, ne kadar acayip bir şey bu Ramiz baba. Delilmiş bu. Kaymakam Ünesül'e de kurtulacak imiş Mustafa. Allah Allah, hem bununla hem bu perdeyle mi kurtulacak Mustafa? Daha ne kadar sürecek bu kaymakam efendi? Birazdan hazır olacak Kadı Efendi. Hazırız. Kaymakam bey, bunun mahkemeyle ne alakası olduğunu açıklar mısınız? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Başlatalım. Efendi, bu da Çan Kulesi'nden ateş eden kişinin büyütülmüş sureti. Hatice, hadi hadi. Afiyet olsun. Ellerine sağlık, ne gerek vardı bu kadar, niye zahmet ettin? Sen kurtuldun ya Mustafa. Geçmiş olsun Mustafa abi. Sağ ol abi, senin cihan güzeli.
Yabancı gözlemciler filmi görünce nasıl kaldılar ama? Hiç beklemiyorlardı. Bosbor oldular, yüzbaşı gürdüm. Suratlarını gürdüm, mor mor, bira bira, bira bira. Vallahi ben hiç anlamayayım. Neyini anlayacaksın işte, şeytan icadı. Öyle söyleme Hasan, Mustafa ondan ötürü kurtuldu. Öyle ya, o senin asının mucizesi, dikiş makinesi kurtardı mı? Mustafa kim kurtardı? O şeytan icadı kuti kurtardı, kuti kuti. Ne deydiler o kutu Ahmet? Kamera deyiler Pembe, kamera. O da ne oluyor Pembe? Ya anlattıramam Zütü, peşingürem lazım. Babiçko, hani bir vakit suretimizi çekmiş idiler. Tete ona benzey. Yok ona benzemeyin. Ama Hatice'm bak, o surette hepimiz böyle duruyduk. Ama bunda böyle hepsi böyle hızlı hızlı yürü. Gel bak Ramzi baba, gel beraber yürüyelim ya. Aldım. Böyle böyle yapaylar, selam vereyler. Öyle yapayım, böyle hızlı hızlı gidin. Böyle böyle yapayım, böyle böyle yapayım. Günay Hanım. Böyle, çok degişik. Hızlı. Çok degişik. Niçin böyle yürüyeler? Biz kamerada yürüyüz ki Hasan hızlı hızlı yürüyüz. Belki de biz hep hızlı hızlı yürüyüz de haberimiz yok. Dogri, bak ben bunu hiç düşünmedim. Haydi öyleyse, oturalım haydi. Gel. Kim bilir? Yap. Yorma kendini bu kadar baba. Seni isteğimiz görsün Petrus. Süle. Konuş be, ne bakaysın yüzüme? Kara kalpaklı Mustafa'nın davası görüldü. Karar nedir? Suçsuz olduğu anlaşıldı. Mahkeme saldı Mustafa'yı. Ne deysin sen be? Ne deysin? Öldürürüm seni. Kalkın be. Kalkın. Ne oturaysınız? Ne yapalım istersin Petrus? Basacağız. Pür sıçanı basacağız. Haydi. Lazım artık esas meseleyi bir konuşalım çünkü tam vaktidir. Dogri deysin. Birbirlerini seveymişler. Daha mı söylemedin Dilavere Meyrem abla? Vakit olmadı ki Sülem. Ne söyleyeceksiniz bana? Gördün mü Ramiz baba? En son duyan ben dilim. Ya 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 ya. Zarifecik. Efendim tete. İster misin çocukları yatırasın? Tamam tete. Haydi çocuklar haydi. Meryem. Ne oluyor? Çok hayırlı şeyler oluyor Dilaver. Biliyor musun? Çok hayırlı. Abi, çok. Bahsettiğin oydu. Ramiz dede. Üpem Ramiz dede. Heyecandan dayı. Baytak. Tebrik ederim adaş, çok sevindim. Sağ olasın Ahmet abi. Çok sevindim arkadaşım. Allah tamamını erdesin inşallah. Sağ ol Zeyti. Darısı başına Züda. Halife. Kızım. Çok mutlu oldum kızım. Gurur duydum. Babam şimdi ügrendi Zarife. Sağ olasınız. Şart kardeşim ben. Emine. Sağ
görüyorsunuz. Tefeveran köyü aşağıda. Bir yanlışlık istemeyim. Dikkat edin. Tez vakitte kıyarız nikahı inşallah. Ah, düğün yapacağız, gübe katacağız. Gelinliği gibi ben dikerciğim. Dilaver, düğünü bizim evde yapalım mı? Yaparız kısmet. Maşallah, ne kadar da yakıştılar birbirlerine. Alex'lere haber verdiniz mi? Duydular mı, ne kastı verecekler. Ahmet, ne zaman düşünüyorsunuz, evlenesiniz? Dayı, bana kalsa ben hemen isteyeyim evlenem. Ama Zarife nasıl isterse öyle olur. Hayırlı akşamlar. Ne hali buna bile? Ne işin var senin gecenin bir vakti burada? Dayanamayım, dayanamayım. Okudunuz mu, isteyin bilen. Babiçko, bu ne isteği desin? Ne isteği babiçko? Ne isteysin be, dayanamayım, dayanamayım budala. Neyi okudun İzmir'deyi, tekerlekli postacı? Ben pembe aşk mektubu yazdım. Okusunlar, okusunlar. Sen mi yazdın aşk mektubu? Ya bile bile, sen de aşk mektubu. Susun! Susun. Hasan, çıkart mektubu. De burada. Ne mektubu? Sana ne? Babiçko, ne hali? Bu pembeye hani imzasız mektuplar geldi. Bu velaspiti postacı değil ki. O mektupların hepsini ben yazdım. Ya, biz de söyledik, eğer ki bir daha yaz, okuyacağız bakacağız dedik. Ne? Sen mi yazarsın, yazmay mısın? Bilalım dedik. Hadi oku. Ama tekrar peşi söyleyen, bu mektubu eğer ki bu yazmış olsun, ben bu bıyıkları keseceğim. Okey. Mümkün müdür bir insan sığdırsın yüreğini satırlara? Mümkün müdür kor bir çiçek açsın kış vakti karların altında? Yaz günü karlar yaksın pelisler dagina. İsteyin pelisler dagindan bir anka kuşu getirsin sana yüreğimi. İsteyin bir küçük balık Vardar nehri boyu yüzsün, sülesin er gürdügine, neka seveyim seni. Bilim ki insan ne vakit sever, en mümkünsüz bile... Mümkün olur. Mümkün olur. Hiç olmayayım. Ne kaisli bir çocuksun. Ama senin ilk gördüğüm anda... ...ügrenmiştim güzlerinden isteli gene. Ramiz Usta! Ne var be? Ramiz Usta! Ne söyle la? Usta, usta ben! Ya sen? Ben? O mektubu! Yatır yatır! O mektubu! Bütün köyü!
dört bir yanımızı sardılar. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Fena zorladılar, fena, fena. İsteyen gidelim.